Great. Not good. Shitty. All right. Fuck this. Watch The Bear. All right. We have equipment that works. That's a great start everybody. Zero. The Bear sezon 2 müthiş geldi, müthiş bitti. Ne bu dizi nereden çıktı ya? Bunun ilk sezonun vardı. Ben hiç duymamışım diyorsanız onda videosunu yaptım. Aşağıda bulabileceksiniz. Açıklama kısmında. Çok kısa özetleyeyim hemen. Carmy baş karakterimiz. Beef isimli bir restoran işleten bir abisi var. Mike, Mike intihar ediyor. Bu nedenini zaten dizilerdikçe anlıyoruz da yani anlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Carmi de e, abisini çok seviyor ama onunla çalışamadığı için de bir yandan mutsuz. Çok uzun süre ayrı kalmışlar. Bir yandan kendisi dünyanın en önemli şeflerinden biri olmuş. Yani abartmıyorum dünyanın en iyi şeflerinden biri olmuş. Ve restoranını tekrar ayağa kaldırmak için geri dönüyor. Bir yandan da işte Mike'ın ve Carmi'nin ailesi olan Berzato ailesi'nin geçmişini İrdelemeye başlıyoruz. Aslında restoranı ve restoran dünyasını yüksek tempo ile 30 da dakika, 30'ar dakikalık bölümler yüksek tempo ile bir metafor olarak kullanıp Berzat ailesinin ve genel olarak aslında insan ilişkilerinin aileden başlayıp nasıl geliştiğine ve nasıl değişmesi gerektiğine de dönüşebilip dönüşemeyeceğine dair birçok şey söyleyerek yarı dram yarı komedi ama bence %80 dram %20 komedi olarak bu seriyi devam ettiriyorlar. İlk sezonu müthişti. Rahat izleniyordu. Biraz stresliydi. E, şunu uyarayım. Evet çok tempolu başlıyor. Yer yer düşüyor bu tempo. Ama bu temponun bir e, amacı var. Yani e, evet seyirci kolay izlesin bir yandan evet bu hedeflenmiş ama genel olarak aslında Berzat ailesi ve Karm üzerindeki bu stresli ortamı ve o stresli ortam içerisinde bir mutfak işletmesini müthiş anlatıyordu dizi. İkinci sezonda da artık daha fazla geçmişe gidip daha fazla irdeleme ve dönüşümü, yenilenmeyi başlatıyoruz. Bu noktada da aslında dizi zaten çok hızlı giriyor. Her şey yıkmaya başlıyor. Restoran içi tamamen yıkılıyor ve diğer önemli bir karakterimiz olan Sydney ile karşıma şunu söylüyorlar. Bizimle birlikte çalışacak şeflerin yeni sertifikalara, yeni ruhsatlara ihtiyacı var. Onların aslında yeniden öğrenmesi gereken şeyler var bu sertifikaları almak için. Şimdiye kadar alanlar var, almayanlar var, yenilenmesi gerekenler var. Aslında bu da metaforik olarak biz tamamen restoranı yeniliyoruz. Artık yeni bir yola giriyoruz. Geçmişle ilgili şeylerden kurtulmamız lazım. Hayatımıza iyi bir şekilde dedike bir şekilde üreterek mutlu olarak hatta mutluluk süremizi tekrar tekrarlanabilir hale getirerek e, devam ettirmek istiyoruz. Bu yüzden de yenilenmemiz lazım temasıyla açıyor. Şimdi bundan sonrasında biraz daha karakter karakter gideceğim. Yoksa ben de dizideki karmi gibi e, çok dağılacağım. Her şeyi bir anda anlatmaya çalışırsam. Siz de dağılacaksınız ben de dağılacağım o yüzden karakter karakter gideceğim bundan sonrasında. Şimdi dizideki Tina ve Ebrahim yani İbra karakteriyle başlayalım. İki yaşlı karakterimiz aslında bu dönemin hatta geçmişten beri çok konuşulan bir şey. Hatta Star Trek döneminde bile işlenmiş çok tartışılan bir şey. Belli bir yaştan sonra insanlar değişebilir mi? Çalışmaya devam edebilir mi? Bir öğrenebilir mi? Kendini değiştirebilir mi? Ya da değiştirmek zorunda mı? Yani hayatta kalmak için... Hayatta kalma içgüdüsüyle bunu yapması gerekebilir evet insanların çünkü e, kapitalist düzen bunu her zaman zorluyor. Ama bir yandan da huzurlu mutlu olduğunuz yerde aynı şekilde devam etmeyi istemek bencillik mi? Yoksa buna zorlanmak iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Birazcık Tina ve İbre karakteri üzerinden buna değiniyor. Hatırlarsanız Tina ilk sezonu izleyenler için söylüyorum Deniz tarafına bakan kale. E, Tina aslında inatçı başlıyor. Birazcık... E, Tuhaf böyle yaklaşıyor, Sidney'in kararlarıyla didişiyor. Biz böyle yapardık, böyle bilirdik. O, pek dinlememeye çalışıyor ama sonra öğreniyor. Sonra dinlemeye başlıyor ve dinlemeye başladıkça da bunun daha iyisini yapabileceğini, kendisini geliştirerek daha iyi işler çıkarabileceğini ve yine bunu sakin bir şekilde yapabileceğini de keşfediyor. Çünkü onlar da Mike döneminde bu hararetli akışa alışmışlar. Tina bunu hızlı kabulleniyor o yüzden. İbra ise tam tersi. Aslında Sidney ve Carmen'in onu yolladığı... E yemek okulunda İbra'da ilk derse gidiyor ama bir türlü işte şeyleri kesmeyi, malzemeleri kesmeyi beceremiyor, yerlere döküyor. Yani elinde iyi durmuyor o bıçakla takılması. Çünkü İbra'nın daha sabit işleri vardı. İşte sandviçi doldurmak, içeriği düzenlemek, malzeme kontrolü, belki işte hazırlanan e, içerideki yemeği işte drive-thru üzerinden hemen dışarı vermek. Daha tecrübe alanı farklıydı yani. Hani bıçak kullanmak yani aslında restoran içerisindeki operasyonla ilgili işlerde belki de daha iyiydi. İbra da bunu fark edip oradan uzaklaşıyor mutsuz olduğu için. Ve aslında iki yaşlı karakter iki farklı yüzü bize gösteriyor. Ve daha dizinin başından itibaren bu iki karakter diğer ana karakterlerin hikayesi hep arka planda onların hikayesini yavaş yavaş işlenirken görüyoruz. Tina kabulleniyor bu değişimi, yenilenmeyi. ve Ama bir yandan da şunu da istiyor. Yani Sid ona diyor ki mesela ellerinde tavalar, tencereler var. Bunların birçoğu yıpranmış durumda. Evet bazılarını değiştirmemiz gerekecek çünkü daha kaliteli çelik arasında işte alüminyum olan kaliteli tavalar var ama bazılarını kurtarabiliriz diyor. Ve işte burada yine Tina ile İbra'dan bahsediyor. Aslında ikisini de kurtarıyorlar yani başka bir yerde olsa belki iki kişi yaşlı yollayın kovun onlarla mı uğraşacağız? Gençleri alalım. Gençleşiyoruz vardır ya gençleşiyoruz derken aslında elindeki tecrübeden güvendiğin insandan sorumluluk alabilecek sorumluluk sahibi insandan aslında kurtulmaya çalıştığını zannederken çok büyük şeyler kaybedebiliyorsun. Dizi de biraz buna odaklanarak başlıyor ve Tina İbra karakteri üzerinden ben ikisinin hikayesini çok sevdim. İler, yani dizi boyunca çünkü tek yönlü bakış açısı dizilerde beni bazen çok sıkıyor. Değişim, yenilenme, parçalayacağız, öldüreceğiz falan tamam güzel şeyler. Ama bir yandan da bunu istemeyen birileri de olabilir. İbrahim gibi. O da bunu temsil ediyor ve bence çok iyi işlemişler iki karakteri de. Hatta Tina iş dışında da arkadaşlar buluyor kendisine ve kendi yeteneklerini de onlarla beraber ortaya çıkartabiliyor. Kendisi çok güzel şarkı söylüyormuş onu da gördük. Ki yine bu fırsatı da veren aslında kendisine genç bakış açısı Sydney. Bu da zaten ilk sezonun ana temalarından biriydi. Jenerasyonlar arası geçiş, kabullenme. Siz bizi böyle yaptınız, hayır siz gençler berbatsınız yerine aslında iki tarafında hala birbirini alıp verebileceği bir şeyler olduğunu, birlikte çalışabileceklerini, birbirine güvenebileceklerini bu iki karakter üzerinden Sinli, hatta üç karakter üzerinden Sidney'nin özellikle Tina ile ilişkisi daha güçlü tabii İbrahim'e göre ama e, ikisi üzerinden çok güzel anlatıyor bu iki karakteri. Buradan Marcus'a geçelim. Marcus aslında dizinin e, bu sezon bence kilit karakterlerinden. Hatta ilk sezon da çok kilit bir karakteriymiş. Bunu çok sonradan anladım. Hatta arttırıyorum bence bütün karakterler özellikle bütün yan karakterler Carmi ve hani Richie de e, başrol gibi düşünebiliriz. Carmi ve Richie'nin yanındaki aslında bütün yan karakterler dizinin sürükleyicisi konumda. Yani hiçbirini şöyle kullanmıyor işte o da öyle birisi gözüktü güzel dinamizmi kazandı hikayeye katkısını yaptı şimdi gidebilir gibi kullanmıyorlar. Marcus da aksine yan bir karakter olarak yine tamamen dizinin e, merkezinde ana dinamolardan biri. Marcus da açıyoruz zaten bu sezonda. Sakin, karanlık bir ortam. Annesi hasta. Ee, onunla ilgilenmeye çalışıyor. Elini okşuyor vesaire. Marcus'un aslında bu biraz kişiliğe de ilgili. Yani Marcus ilk sezonda da hep sakin kalmaya çalışan, daha huzurlu olmaya çalışan ama ona tepki verildiğinde o da tepki veren bir insan. Burada da aslında ölüm döşeğinde olan bir annesi var. Onunla ilgilenmeye çalışıyor. Bir yandan işini sürdürmeye çalışıyor. Zaten bu işi ee, annesinin durumundan dolayı da ya benim düzgün bir işim olsun. Daha önce McDonald's'ta tuhaf-tuhaf işler yapıyordum. Ee, bu yüzden bu işi yapmalıyım, düzgün para kazanmalıyım, anneme bakmalıyım diye de kabul ediyor. Ve kendisini inanılmaz geliştirenlerden biri yine dizide de. Ve Marcus bu şefkatli, sakin, daha böyle dinleyen, iyi niyetli yapısıyla beraber kendisini en hızlı geliştirenlerden biri. Çünkü zaten dizinin yine ana temalarından biri dinle. We are in the fortunate position of being able to blow some fucking... Minds tonight, but in order to do that, we gotta read some minds. All right, Neil, how do we do that? We read the room. Yeah, how do we do that? We read uh, facial expressions. We listen for verbal cues. We want to be inside of people's minds. Yeah, we ask questions, right? Not too many. We be fucking nice. We remember names. We remember everything. All right. When we walk into this room, we enter into a state of profound, heightened sensitivity. Now who remembers what Vasudeva the ferryman said to Siddhartha on the banks of the Ganges river He whispered listen better And that's what we're going to do Listen you know watch execute all right We're going to be streets ahead tonight Anticipation creates luxuriation Yeah Yeah fucking abra fucking kadabra chefs. yani kimse birbirini dinlemiyor. Zaten yine e, jenerasyonların her jenerasyonun sorunu, her dönemin sorunu. Belki de şu an daha da büyük bir sorun. Kimse birbirini dinlemekte vakit kaybetmek istemiyor. Herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Yine bu dizide olduğu gibi ya yani menü yetişecek, içeriği yapacağız. Dur bunu yapmamız lazım, geç kaldık. Halbuki bu kavgayı verip 5 birim zaman alacağına birer birim birbirini dinlesen üçüncü birime geldiğinde zaten işe başlamış olacaksın. Markus da bunu en iyi yapanlardan biri. O da eğitim için ve daha ilham almak için tatlı konusunda Danimarka'ya gidiyor. Ve Danimarka'ya giderken de bu dizideki diğer karakterlerin birçoğunun aksine güvenebileceği insanlar var. Annesinin hemşiresi, Sanırım kardeşi miydi arkadaşı vardı bir tane evet arkadaşı. Yani e, bu insanlara güvenip annesini bırakıyor. Onun için yapabileceği şeyler kısıtlı bunun farkında. Bunun da biraz vicdanıyla gidiyor aslında. Çünkü onun için artık aslında çok da yapabileceği bir şey yok. Yani annesinin yeniden e, belli ki e, ayağa kalkma şansı yok. Artık e, ölüm sürecine belki de yaklaşmış bir hastalık içerisinde. Felçli bir durumda o şekilde yatıyor. Ama yine de insanlara güveniyor onu bırakıyor ...sorumluluk alıyor, kendisiyle ilgili hayatına devam ediyor. Yani yine diğer karakterlerin aksine o saplanıp kalma duygusuna... ...özellikle Richie ve Carmin'in aksine daha hızlı çıkan bir karakter. Hatta şöyle güzel bir sahne vardı Animarka'da. Ee, i̇lk başta bunu izlediğimde, şimdi bu dizinin her diyaloğu, her karesi anlamlı. Yani zaten bir senaryo mekaniğinde e, ekrana boş bir şey gösteremezsiniz... ...boş bir şey veremezsiniz. Bir sahne var hatırlarsınız izleyenler hatırlayacaktır. Ee, bisikletli bir Danimarkalı yaşlı bir adam kaza yapıyor ve cidden kötü bir şekilde düşmüş. Yani dikenli tellerin arasına girmiş, teller onu yere yatırmış, kalkması imkansız duruyor falan ki Karmi ve Markus bile böyle çekip zor çıkartıyor orada. Ya belki de kimse görmese orada ölüp gidecek biri. Ve Marcus hiç düşünmeden hemen ona yardım ediyor. Yani yabancı bir yerdesiniz. Hele Türkiye'de bu çok yaşanan bir şeydir. Yani aman abi bir şey olur dur tehlikelidir kaçayım aman şahit yazmasınlar falan. Markus tam tersine ki bunu bunun Danimark olmasının da katkısı var, o da ayrı bir konu. Ee, hemen hızlıca yardıma gidiyor. Kalkan kişi de yine dizideki karakterlerin aksine hiç söylenmiyor. Dikkat ederseniz dizi boyunca herkes söyleniyor. Yani çok az karakter hariç belki Claire falan hariç. Herkes söyleniyor bir şeylerden. Devamla. Zaten ilk bölümde adının Beef olması da biraz bununla ilgili sanırım. Yani bu kadar söylenmenin sonucunda ona yardım etseniz de... ...ona destek olmaya çalışsanız da söyleniyorlar. Ve bu yaşlı bir birey kalkıyor, sarılıyor, teşekkür ediyor ve hayatına devam ediyor. Ve Markus da orada şunu hissediyor. Yani hem bir işe yaradığını hissediyor hem de... ...okey evet Kuzeyli yani evet demek ki böyle oluyor burada. Baktın da bir Kuzeyli, muhtemelen Hollandalı da... ...aynı şey yaşarsınız. Kalkar özü teşekkür eder, gider size. Yani bir bağırma, çağırma, söylenme, ağlama, sızlanma... ...vay kardeşim bilmem ne, abartılı şey, hiçbir şey yok. Çünkü hayat bir şekilde devam edecek... ...ve siz de bu hayatın içerisinde sorumluluk al alacaksınız. Ee, belki başkaları için bir şey yapamıyor olabilirsiniz... ...elinizden bir şey gelmiyor olabilir ama başkaları için yapabilirsiniz. Bunların hepsini Markus Hazretleri Danimarka'da öğreniyor. Hatta kendisi gibi bir geçmişten gelen Luka ile tanışıyor. Luca burada zaten e, Luca ile diyalogları bu arada müthiş. Yani ikisinin ki bu sezonun ana temasında basketbol bir parça. Bir parça olarak orada yer alıyor ve benim çok hoşuma gitti zaten bayıldım. E, bu konuda da ilk diyalogları Luca ile yapıyorlar. İşte Scottie Pippen muhabbeti. Keza yine Luca'nın e, en iyi olmaktan vazgeçtiğinde en iyinin yanındaki olan kişi olarak ona yaklaşmaya çalışma çok daha rahatladım. Kendimi çok daha fazla geliştirdim. Hiç hayal edemeyeceğim yerlere geldim. Ki ben de bundan 10 sene önce bir restorana yemek yiyip parasını ödeyemeyecek durumdaydım. Ve orada bulaşıkları yıkamak zorunda kaldığım için bu işe başladım diye anlatıyor Markus'a. Markus da işte bunu basketbolla kafasına değiştirip aslında iki farklı kültürün bambaşka yani... Mesela bu succession'da da biraz geyi yapılmıştı. Yani Amerika ve Kuzey Avrupa gerçekten çok bambaşka kültürler, çok kopuklar. Amerikalıların zaten birçok şeyden haberi yok. Ha kuzeylerin de aslında hem kendi kıtasında hem de belki Asya tarafında birçok şeyden haberi yok. Ve bu kadar iki farklı kültürün çok ana e, popüler kültür malzemeleriyle birbirine yakınlaşabilmesi de yine dizinin iyi yaptığı şeylerden biri. İşte burada da basketbolu kullanıyor. Ki Jordan göndermesi zaten hani oradaki işte en iyinin yanındaki olmaya çalışınca ona yaklaşmaya çalışmak seni de çok iyi yapıyor diye ve rahatlıyorsunuz. Çünkü orada bir en iyi var. Tamam en iyi olmak zorunda değilim. Zaten bu şekilde mutlu olmayı çözdüm. Ona yetişmeme imkan yok. Bu beni rahatlattı ve rahatladıktan sonra ilerlemesi. Markus da bence bunu hissediyor. Markus da bunu hissedince çünkü öncesinde çok geriliyordu. Böyle yavaş hareket ediyordu. Çok fazla deniyordu. Hata yapıyordu. Çok yavaştı bir de yani. Ama diğer tarafa gidince aslında bu işi evet eninin yanında olduğunda onu geçmek yerine ona yakınlaşmaya çalışmak daha iyi. Pipin örneğiyle beraber kendisini o da çok iyi bir hale getiriyor ve sorumluluk almayı öğreniyor. Bu o gittiğinde ki Karmi de bu yollardan geçmiş. Aslında Karmi bütün diğer karakterin geçmiş, geçtiği yollardan belki de yıllar önce geçmiş. Çok daha gençken hepsini öğrenmiş, yaşamış, yapmış ama Karmi'nin başka sorunları var. Onu zaten Karmi bölümü yerinde konuşacağız. Marcus işte bir ağızda kalıyor. Hiç orada olmayan bir kediye su koyuyor. Ki bana da bu video için bir, bir, başka bir video için bir ilham verdi. Ee, yani hayvanlarla yaşamak, bakın bakmak demiyorum. Bir hayvanla yaşamak sizin hayattaki sorumluluklarınızla ilgili sizi başka bir seviyeye getiriyor. Belki de daha önce hiç düşünmediğiniz, almakla uğraşmadığınız, hiç sallamadığınız şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Markus da bence bunu öğreniyor burada. Ee, ona su koyuyor her sabah düzenli kalkıyor, restorana gidiyor. Şehri geziyor, şehri yaşıyor. Kuzey Avrupa'nın o çok karanlık ve aslında boğucu gözüken dışarıdan ama içine girdiğinizde o güzel evlerin arasında huzurlu bir şekilde, sakin bir şekilde gezmenin sizi rahatlatmasını hissediyor. Ve o da kendisini geliştirerek restorana geri dönüyor ve mükemmel üç tatlı yapıyor. Hatta daha sonra dördüncü de ekleyecek, bir kanoli ekleyecek oraya. Carmi'nin kendi geçmişini yeniden ...değiştirme sürecinde. Ama Marcus'un ve hatta Sid'in çözemediği bir şey var... ...bu sürecin sonunda. Şimdi buradan Sid karakterine geçeceğim ama niye? ...ona geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Yani Marcus'ta Sidney ilişkisi... E, ...yaptıkları işler kadar hızlı gelişmiyor. Sidney'nin başka sorunları var. Muhtemelen e, bu tarz bir ikili diyaloğa nasıl gireceğini çok bilmiyor... çok becerikli değil. Yani devamlı bir alaycı gülümseme geliyor... ...hemen bir kendini çekiyor... E, ya da işte o anda ne diyeceğini bilemediği için donup kalıyor konuşuyor. Markus biraz daha rahat bu konuda. O da Sidney ile ilişkisini ilerletmek istiyor ama ondan bir tepki alamayınca o da kalıyor. Yani çok klasik bir aslında karşılıklı bir sevgi ilişkisi oluşacak orada ama ikisi de bunu pek beceremiyorlar. Özellikle Sidney çok fazla beceremiyor. Yani o ikili ilişkiler konusunda çoğu Richie kadar iyi değil. Buradan da aslında Sydney karakterine geçebiliriz. Sydney'nin de bir eğitim var bu sezonda ama onun eğitimi bir sertifika eğitim değil bir liderlik eğitimi. Yani mutfağa liderlik edecek şef olduğu için. E, Carmi Karmi Executive Chef. Yanlış söylüyorsam mutfağa bilenler beni kesinlikle düzelsin yorumlarda. Karmi Executive Chef. Sanırım Sid mutfak head şefim oluyor. Nasıl oluyor? Orayı tam ayıramadım şimdi. Su şefi de Tina olacak onun. O da onun yardımcısı gibi bir hiyerarşi var sanırım orada. Neyse onun eğitimi de bu mutfağın liderliği üzerine. Yani aslında Sydney'de mutfakta direkt birebir belki yemek yapmayacak ama bütün süreci o yemeklerin nasıl piştiğini, hangisinin önce gireceğini, hangisinin sona çıkacağını, kimin o anda ne yapacağını, hangi istasyona geçeceğini gelen siparişlere göre belirleyecek kişi o. Ve bunun içinde bir aslında liderlik bir anlamda tabii restoranı da yönetecek. Yani restoran aslında mutfağını yönetecek kişi de o. Karmi e, ile beraber. O yüzden onun eğitimi bir liderlik eğitimi. Burada da yine basketbolu kullanıyor e, dizi. Ve yapımcı e, Christopher Storer. E, Coach K'yi kullanıyor. Şizevski'yi kullanıyor. Şizevski'ye bilmeyenler için aslında çok efsanevi bir kolej koçudur. Amerikan kolej koçudur. dükün koçudur. E, bir dönem Amerikan milli basketbol takımında çalıştı. Yanlış hatırlamıyorum 2008'de 2016 arası olması lazım. Ve aslında Amerikan basketbol milli takımının yani 90'a Dream Team olan o takımın 2000'lerin başında Avrupa'nın yakaladığı yenilenmeye basketbola bakış açısına hatta dünyanın farklı noktalarını yakaladığı basketbol açısına yaklaşamadığı ve kendi dünyasında biraz sıkıştığı için kaybetmeye başladı. 2000'lerin başında bir dönem yaşamıştı. Aslında o dönemden çıkartanlardan biri de Şizevski'dir. Yani takımın yeniden bir kolej havasına bürünmesini, daha tempolu, daha hareketli, yarı sahada hareketli, tam sahada hareketli oynayan bir yapıya çevirmesini sağlayan koçtur. Çok teknik olarak aslında müthiş bir deha değildir bence Coach K. Ama oyuncu yönetimi ve oyun yönetimi olarak müthiş bir koçtur. E, o yüzden de bu değişimi yapanlardan biri. Onu seçmesi bence Stor'un çok anlamlı, çok doğru. Zaten e, çok ilginçtir bu arada basketbol koçları... Emekli olduktan sonra ya da aktif yaşamlarının sonuna doğru... ...bu tarz böyle liderlik eğitimleri, liderlik konuşmaları... ...bunun bir adı vardı gerçi ama şu an hatırlamadım. Böyle şirketlere gidip bu konuşmaları yaparlar. işte sempozyum verirler. İşte liderlik sempozyumu, eski koç Çetin Yılmaz... ...mesela Türkiye'de Çetin Yılmaz bunu çok yapmıştı. Bilenler vardır eski Ülker'in koçuydu en son olarak. tam Ondan önce Fenerbahçe'de falan da çalışmıştı. Emekliliğinden sonra bu yola girdi. Coach K de bununla ilgili bir kitap yazdı. Rick Pitino'nun keza yine bu tarz bir kitabı vardır. Bunlar hep böyle efsane e, kolej koçları aslında. E, Pitino'nun NBA kariyeri de var ama da Avrupa kariyeri de var. Neyse basketbola çok girmeyeceğim ama yani dizi o kadar güzel kullanıyor ki basketbolu çıkamıyorum oradan kusura bakmayın. Coach K'de aslında bir takıma nasıl idare edebilir, Bir oyuncudan onu doğru analiz ederek ne kadar iyi verim alabilirsiniz? Onun doğru roller vererek onu ne kadar üst seviyeye çıkartabilirsiniz? Çünkü bazı şeyler sadece söyleyerek yapılamaz. Ona doğru rolü vermeniz, doğru görevi vermeniz lazım. Aslında de hem kendi için hem ekibi için bunun ne olduğunu anlamaya başlıyor. Zaten Coach K ile ilgili bir konuşma da var. Sanırım o da 7. bölümün girişindeydi. İşte başarıyla ilgili sınırlarınızı esnettiğinizde başarılı olmaya başlıyorsunuz. Çünkü çok keskin sınırlarınız olursa karşınızdakini anlayarak, dinleyerek kendinizi esnetip ona erişemezsiniz, ona ulaşamazsınız. Bunlardan bahsediyor ve birçok şeyi tek başınıza yapamazsınız diyor. Yani aslında e, koçların bu kadar başarılı olmasında da hem oyuncuların dinlemesi hem de çevresinde iyi bir takım olması, İyi asistan koçlar... İyi bir atletizm koçunun olması, iyi bir yöneticisinin olması, iyi bir menajerinin olması. Bu bir ekip işi. Bundan bahsediyor. Yanınızda becerikli kişiler olursa da zaten siz de daha iyi olursunuz. Koçken özetle söyledi bu ve Sidney de aslında dizi boyunca, sezon boyunca bu kitabı okuyarak bunları öğrenmeye başlıyor. Ki bir bölüm önce aslında 6. bölümde biz o meşhur Christmas bölümünü izliyoruz. O bölüm müthiş bir bölüm zaten. O bölümü bir saatlik bir bölüm aslında Bayer sisteminin dışında 30-35-40 dakikalık bölümlerin dışında bir bölüm. Tabi yani gönül ister ki o bölümü alayım böyle 3 saat konuşalım ama öyle bir vaktimiz yok. O bölümü o yüzden inanılmaz detayına girmek yerine o bölümü bize verdiklerinden biraz bahsedeceğim. Donna karakteri burada çok kritik. Jamie Lee Curtis'in hayata geçirdiği konu koyuncu olarak Donna karakteri Berzat Doğalesi'nin annesi. Yani Carmen'in, Mike'ın ve Natalie'nin annesi. Ve aslında onun ne kadar her işi tek başına yapmaya çalışan ve bunu yapmaya çalışırken kendi stresini arttıran, bunu bir de alkolle besleyip onun yarattığı negatif etkili etrafını mahveden, kendini mahveden bir anne profilinde. Sidney buna düşmüyor işte. Sidney hem bu kitabı okuyarak hem daha genç olduğu için buna düşmüyor, tek başına yapma kaygısından çıkmaya başlıyor ki aslında yalnız kalıyor. Bir yandan karmi ilişkisi aslında bu açıdan zarar görüyor. O istiyor ki onunla beraber yapsın. Yanında faydalı bile olsun. Menüyü beraber geliştirsinler ama olmuyor. Yani Karmi onun aslında bence istediği kadar e, o kimyayı yakalayamıyor. Başka bir şey arıyor çünkü o. E, biraz şunu arıyor aslında. Karmi bölümünde tabi bundan daha çok bahsedeceğim ama o daha fazla annesinin yerini doldurabilecek, annesinin onu da parçaladıklarını tamamlayabilecek, yok ettiklerini yerine koyabilecek birisini arıyor. Claire gibi, Natalie gibi insanlar arıyor. E, Sidney böyle biri değil. Zaten Sidney daha 4 yaşındaki annesini kaybetmiş. Pek annelik ilişkisi yaşamış biri değil. Zaten Carmi ile ilişkisi de çok hızlı e, toksikleşebiliyor. İlk sezonda hep bunun kavgasını verdiler. İkinci sezonda bunu biraz daha düzelttiler mesela. Carmi'nin de biraz desteğiyle. Çok güzel bunu toparladılar ama ikisi birlikte çalışamıyorlar. O yüzden Sidney de yalnız kaldı. Şimdi yalnız kaldığında bu kitabı okumasa belki o da her şeyi tek başına yapmaya çalışıp çok zorlanacaktı. Ama en azından şunu keşfetti. Gitti başka insanlarla bir araya geldi. Başka insanın mutfağını kullandı. Yine tek başına olsa da bir şeyler yapmaya çalıştı ama çok başarılı olamadı. Burada bence kendisiyle ilgili şunu keşfetmeye başladı. Evet iyi bir şef. Belki de kısmen yaratıcı ama hani sıfırdan yaratmakta zorlanan biri. Biraz bunun kibriyle de aslında kendini kısıtlamış biri. Neden kibir diyorum? İlk sezonu hatırlarsanız aslında o kaos bölümü vardı ya. Sininin bütün siparişleri açık bıraktığı, sınırsız bıraktığı mutfağın kaosa döndüğü... ...aslında orada kendi yemeğiyle ilgili yazılan yoruma... ...böyle o, falan, ne kadar iyi falan diye kendini kaptırmışken yaptığı bir hataydı o. Bunu fark etmeye başlıyor Sinli. Yani tek başına zorlandığı için. Ve bunun sonucunda da o mutfağa girip yönetici olarak oraya oturmaya çalıştığında da yine bunu beceremiyor. Aslında beceremiyor de, demeyeyim de yani o stresi yönetemiyor. Çok zorlanıyor... Ee, ve şunu görüyoruz özellikle Natalie'nin o ya ben açım ya bana bir e, omlet yapabilir misin? Çok aç, açım kimse benimle ilgilenmiyor. Ki burada çok güzel bir detay var aslında Natalie hep sen iyi misin diye soran insan. Sidney ona soruyor ve o da diyor ki açım ya bir yemek. Ve o güzel omleti yapıyor o The Chef filminin e, meşhur tostundan sonra işte yine bir dizinin bir filminde meşhur bir omleti oldu. O omleti yapıyor ve yediriyor. Ve diyor ki ondan sonra günün benim için en mutlu anı buydu. Evet aslında Sidney mükemmel bir e, executioner. Yani oradaki e, üretici, hayata geçirici. O bütün malzemelerle aslında mutfağın kontrolünü hazır bir şekilde verirseniz o mükemmel götürüyor. Bildiği şeyleri çok iyi yapıyor. Ama yaratma konusunda sıkıntıları var. O yüzden de zaten e, dizinin en güzel bölümlerinden birinde Richie'nin eğitiminden sonra ki birazdan Richie'ye de geleceğim mutfağın yönetimde çok zorlanıyor. Sırtı mutfağa dönük, aynı Carmine'in aldığı eğitim gibi onlarla gözlerine bakıp onları yönetmekte çok zorlanıyor. Ve şunu bence fark ediyor. Evet, yöneticilik okunabilir, anlaşılabilir ama sadece okuyarak, anlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Yani gerçek hayat pratiğini çok gerektiren bir durum. O durumları yaşamanız lazım, o ilişkileri kurmanız lazım, o diyaloglara girmeniz lazım ki o yönetim şeklini oluşturabilin. Richie bunu yaşadı. Richie bunun eğitimini aldı. Sydney'nin yanına geldi. Sydney'den de bu görevi kendi isteyerek sorumluluk alarak aldı ve Sydney ne zaman ki o mutfağın parçası haline geldi tekrardan çok daha faydalı oldu. Yani görev tanımları ve e, o anki yapma, yapmaları gereken şeylerin konumu değiştiğinde ikisi de çok başarılı hale geldiler. Sydney bence zaten bu dizi Umarım daha çok devam eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci sezonunu görürüz. Ki bence müthiş gidiyor. Neden bir Better Call Saul gibi 5-6 sezonu izlemeyelim? Ki bana çok Better Call Saul tadı veriyor. Onun gibi her diyaloğu, her diyaloğunun bir e, kelimesi, o an, o kare, o sekans, her şey çok anlamlı, çok uyumlu. Müthiş e, tıkır tıkır işleyen bir dizi. Ve izlerken de inanılmaz e, keyiflendiren, heyecanlandıran, sizi böyle e, o hüzünle beraber de kızdıran falan bir dizi. Müthiş akıyor. Umarım Sydney'de bu akışta Sydney'in de bu akışta çok daha iyi bir lider olma yoluna gidişini göreceğiz bundan sonrasında. Ama şu an daha çok başında. Tabi bu durum işte şununla da ilgili. Yani bu sahadaki uygulamayı bilmediği için ya da az bildiği için diyelim Sydney. Şunu fark ediyor. Ulan ben bunu okuyorum ama maçlarda ne oluyor acaba? Maçları izlemeye başlıyor mesela. Koç maçlarına bakıyor. Koç maçlarını izleyince belki biraz daha anlıyor. İşte Yine orada öğrendiklerini kullanmaya başlıyor yavaş yavaş. Zaten Richie'le yaptığı da bu. Yani iyi bir hücum oyuncusu işte kötü giden bir hücum sonucunda hemen savunmaya adapte olup hücumu değiştirip tekrar hücum etmeli, atak etmeli. Ki zaten bu benim basketbol videolarım. Yani genelde dizi videolarını izleyen muhtemelen basketbol videolarını çok izlemiyor. Ama benim basketbol bakış açım biraz geçmişteki oyunculuk ve koçluk deneyim, deneyimimden de kısa da olsa gelen bakış açım da hep her zaman bu şekilde olmuştur. Her zaman adapte olarak, yenilenerek, hızlıca karar alarak gitmeniz lazım sağda çünkü çok dar bir zaman var. Zaten dizinin bütün e, ana odağı da bu ya işte her saniye değerlidir. Yine basketbol teması buradan 24 saniye hücum süreniz var. Bir hücum denediniz 8 saniye gitti olmadı, da çözüm üretti. Hemen yenilenmeniz lazım, hemen değiştirip farklı bir şey denemeniz lazım ya da o anda bir hata, bir boşluk, bir eksiklik varsa onu kullanmanız lazım. Ama genelde bunu yapmayanlar zaten başarılı olamıyorlar. Sydney de bunu öğreniyor. Tabii Sydney için başka bir stresli durum var. Yine bu sezonda karakterlerin ana lokomotifleri bunun üzerinde, ana lokomotifler buraylar üzerinde gidiyor. Ne o oraylar? Stres. Stres yönetimi. Yani hepsinin hayatıyla, ailesiyle ilgili yaşadıkları ölümlerden, ilişkilerden, ayrılıklardan, e, hamilelik durumlarından vesaire ne? yani çok çok farklı durumlardan yaşadıkları stresler var. Bunları bir şekilde yönetmek ya da kurtulmak istiyorlar ya da tamamen yıkıp kendilerini değiştirerek devam etmek istiyorlar. Senininki de annesinin vefatı. Yani 4 yaşında annesi vefat ettiği için belli babası daha korumacı olmuş. E, evet hani bunu çok bir baskın, çok yönetici baba gibi değil ama daha korumacı. Biraz daha aman evladım bak e, gir memur ol bak oralarda sürünme havaalanında bak işin hazır ayarladık yani AKP'de tanıdıklarımız var merak etme tarzı bir baba. Ama Sidney de bunu istemiyor. Diyor ki hayır ben e, bu yola girdim artık yapacağım. E, ve Sidney için kötü olan kötü olan biraz ağır olur öyle söylemeyeyim ama Sidney için eksik olan değil mi aslında annesinden alamadıkları. Sadece babasının bu kontrolcü ortamında yetiştiği için o da babasını memnun etmek istiyor. Çünkü eğer başarısız olursa onun üzerine daha çok baskı kuracak. Bak olmuyor, para kazanamıyorsun, battınız, batacaksınız, batarsınız. Yani zaten her yerde restoranlar batıyor. Devam baskıyı kuruyor onun üzerine. O yüzden de o da bu stresle uğraşıyor. Belki annesi olsa daha dengeleyici olabilir. Onunla yaşayacağı ilişki belki onu daha farklı yetiştirebilirdi. Çünkü anlıyoruz ki annesi çok yetenekli ve çok e, bilgili dinleyen ve işlerini iyi yapan bir insanmış. Bunu da o lastik değiştirme hikayesini anlıyoruz. Önyargılı başlayan ama müthiş biten bir hikaye. Annesinden o yetenekleri belki de alıp daha hızlı gelişebilirdi ama bunun eksikliğini hissediyor. Son olarak sinli karakterinde bir de dizinin şu sekansından da bahsetmem lazım. Onun böyle Chicago'da gidip yemek yediği bütün restoranlar bunların birçoğu gerçek restoranlar. Hatta burada FX, FX yapım ekibi yani dizi esas yapan ...kanal. Onlar daha sonra Disney Plus'a... ...veriyorlar. Tüm dünyada yayınlaması için. Neyse onlar... ...Netflix'lik Chef's Table'ın... prodüktörleriyle çalışmışlar burada onlara yardım... ...etmeleri için. Ve birçok restorana gitmişler. Orada işte 2-3 iki, iki, farklı ekip çıkıp... ...farklı stok görüntüleri... ...almış. O müthiş kurguyu yaratmışlar. Gerçekten o Chicago restoranlarını... ...gezmesi, Sydney'in... ...farklı yemekleri tatması, yiyecekleri denemesi... ...bir yandan bizim şehri görmemiz ki... ...her bölümde şehri görüyoruz. Yani gerçekten Storer'ın hem Chicago'yu ne kadar iyi anlayıp hayata geçirdiğini... ...ki bunu eski Amerikalı yönetmenler çok yapardı Amerika ile ilgili. Yani şehri de hayata geçirmek, onu da anlatmak. Yani aslında hayatı olmayan cansız bir varlığı yaşıyormuş gibi göstermek... ...size şehre olan bir bağ yöneltiyor. Bir bağ kuruyorsunuz onunla ve oraya gidesiniz giriyor. O zaman ne oluyor? Oradaki bütün karakterler sizin için... Daha doğal, daha böyle e, nasıl diyeyim? Sanki sizde yaşıyormuş gibi gelmeye başlıyor. Sydney de öyle oluyor. Bu gerçek restorana gittikçe restorana gittikçe Sydney karakteri sizin için yaşamaya başlıyor. Çok iyi bir tercih. Store zaten şehri de çok iyi biliyor belli ki. Bu restoranlarda müthiş geçip gezip e, anlatmış e, hem hikayeyi hem şehri. Evet Sydney'den sonra aslında Karmin'in e, daha iyi bir ilişki kurduğu en azından Latte'nin de. Ona açılmakta, yakınlaşmakta, daha kendine ailenin ezilenleri olarak kendini daha yakın hissettiği için, kendini daha yakın gördüğü için Natalie karakterine geçmek istiyorum. Natalie karakteri de yine dizinin önemli rollerinden biri. Abby Elliot oynuyor kendisini ve bence müthiş oynamış. Yani yardımcı kadın oyuncu olarak gerçekten bu dizinin en faydalı Oyuncularından biri kendisi. Ve Natalie de aslında e, bu ailenin içerisinde, Berzat ailesinin içerisinde özellikle 6. bölümde gördüğümüz üzere annesi tarafından devamlı baskılanan, dalga geçilen, e, uzaklaştırılan, sözü çok dinlenmeyen, ağzını açtığında devamlı tepki gören bir karakter. O da yine bu dizideki o daha şefkatli, iyi niyetli, dinleyen... E, ...kişiyi temsil ediyor, insanı temsil ediyor. Ve o da güvenecek kimseyi bulamıyor. Yani o kadar güvenecek kimseyi bulamıyor ki... ...bozuk tuvalette... E, ...işte tesisatçıyla anlatıyor derdini. Çünkü gerçekten onu dinleyecek birilerini bulamıyor. Hamileliğini bile açıklama konusunda çok zorlanıyor. Ve zaten... ...o kadar dolu ki bir yandan da işte... ...o da bir yandan patlama yazar ama... ...annesi gibi bir karakter olmadığı için patlamak da istemiyor. Bir şekilde çözüm bulmak istiyor her şeye. Tamamen iyi niyetli bir karakter... Ve o zaten hopürdüyen e, tuvalette e, restoran açıldıktan sonra patlıyor ve gide, yine gidip o temizlemek zorunda kalıyor. Ya yani Buradaki metafora çok güzel. Natalie gerçekten ailenin bütün bokunu çeken, e, temizlemek zorunda olan, oradaki o bütün pisliği sünger gibi emmek zorunda olan, sonra bir de gidip patladıktan sonra da o bütün boku temizlemek zorunda olan. Natalie karakterin işi çok zor. Yani böyle karakter zaten genelde ailenin e, küçük çocukları oluyorlar. Onlar için çok tatsız şeyler yaşanabiliyor. Üzücü tabii bu durum ana bununla da baş etmeyi öğrenmiş ee, ve doğru şeyler yapmıştı. Kocasını aileden daha uzak tutuyor, işlerin içine katmıyor. Ee, hamileliği konusunda mesela e, karmiye açılacakken bak diyor kimse duymasın falan diyor ama duvarlar yıkılıyor. Aslında bir yandan da işte o da kimseye güvenemiyor. Onun da sorunu bu sezonda güvenmek. Yani birilerine güvenmesi lazım ki. O da ilerlesin, işler yürüsün. Mesela Richie'ye güvenemiyor. Çünkü devamlı onunla didişiyor. Ki aralarında biraz böyle erkeklik, kadınlık durumu da var. Yani Richie daha böyle e, baskın, alfa erkek, ben hallederim lan falan gibi bir tip olmaya çalışırken. Carmi de, e, pardon Natalie de daha sakin. Onun aksine e, bir kadın olarak baskılanmasına rağmen orayı yönetmeye çalışan bir isim. All right, All right gentlemen. i'm taking over this operation now before we can execute a deep clean we gotta peel all this paint that's what i just said yeah but what you didn't say what you didn't say is that there's no reason to move these lockers twice Marcus, we got putty. We have to move everything out before we scrape. Richie, you're not listening. Look, I don't want to choose sides, but it seems like moving the lockers is the best way to do this. Wow, Marcus, I never thought I'd see the day where you'd form an actual alliance with Neil Jeff. All right, Richie, it's not an alliance. It's just like common sure, sense. It sounded like an alliance. No, no, it's just like common sense. Move the lockers first. I'm watching a guy who does this shit all the fucking time. He just tarps over. I'm trying to save you, lizards some moves here. This still your Go. way. No, it's not my fucking way. There's not sides. There's one way. It's the fucking right way. Watch this. Matt! Nah. You just, wow. you called mom? Call yes, honey. Okay, listen. So, okay. I just want to do it right, and I do think that we need to move the lockers out first before we scrape. So then move the lockers first? Oh, they're we're just gonna move them right back where they are, Natalie. Okay. Why fuck them Start up? Start bossing people around, please. Natalie, I'm trying to head up this operation, I'm trying to assert myself. Okay. I don't know what they teach you about leadership at the bank but in this kind of a situation what you need is an alpha and that is not back. They can smell his pheromones. They are weak as shit. That's just chemistry. Move the fucking lockers. Ve kimseye güvenemiyor bu yüzden. O da güvenmeyi öğreniyor. Duvarlarını yıkmayı öğreniyor. Biraz daha eee açılmaya öğreniyor. İşte Sin ile yakınlaşıyor. Onun ondan yemek yapmasını istiyor. Çünkü onun da ana korkusu bu annesiyle Donaira yaşadıkları. Yine meşhur 6. bölüm Christmas bölümünde annesine iyi misin diye soruyor ama anne sonra patlıyor. Şimdi bunu tabi psikolojik olarak açıklamak çok zor ama benim de hayatımda hayatımın yakın olan insanlarda gördüğüm bir durum var gerçekten. Yaşlı insanların sinirleri bozulduğunda onları değiştirmeniz çok zor. Bunu belki birçoğunuz yaşarsınız. Annenizle, babanızla, teyzenizle bir yakınınızın annesiyle babasıyla görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır, belki yakınen yani duymuşsunuzdur. Çok zor. Çünkü çok özellikle dönem olarak, yaş olarak ki tahminen buradaki Dona karakteri de 60'larında 70'lerinde bir olabilir. 60'larında desek bile işte 1950'lerde doğmuş, belki 1960'larda doğmuş. Yaşlı bir karakter ve o dönemin stresi ki burada dizi çok girmiyor bu konuya ama e, bununla ilgili güzel bir yorum gelmişti bizim Yatay Bakış videosuna. Acaba Berzat ailesinin İtalyan olarak Amerika'ya gelmesi burada varoluş süreciyle ilgili sorunlar yaşamışlar mıdır diye. Şimdi dizi pek bu topa girmiyor mesela. Yani dizi ayağını o suya hiç sokmuyor. Yani daha o dönemin işte e, Amerikan toplumu nasıldı, göçmen gelenler nasıl hayatta kaldılar, onların e, işte ırkçı ilişkileri vesaire bunlara pek girmiyor. O yüzden bu konuda konuşmadığı için, için, dizi ben de oraya girip onunla ilişkilendirmek istemiyorum. Ama belli ki Donna belki de kocasıyla ki Bear dizisi bize henüz babadan hiç bahsetmedi. Yani baba Berzatto'yu bilmiyoruz. Muhtemelen 3. sezonda göreceğiz ama. Yani ilk sezon e, zaten Mike'ı, Carmi'yi tanıdık. İkinci sezon annesini tanıdık. Üçüncü sezonda muhtemelen baba gelecek. Ki bir yerde bahsediyor işte Mike karakteri. Babamın evinde böyle konuşamazsın diye Uncle diye ki o da Bob Odenkirk tarafından hayata geçirilmiş. Müthiş bir sürprizdi ki bir sürpriz daha var bu arada. Babasından orada bahsediyor bir Mike ama o kadar. Şimdi bu kadar sinirleri bozulmuş bir karakteri değiştirmek çok zor. Bir insanı değiştirmek çok zor. Yani artık psikologla falan da olacak bir iş değil. Yani bir şekilde bu insanların kendi olan bir mücadelesi var. Belki ilaçlarla bunu baskılayabiliyorlar ama ellerinde olmuyor yani. O yüzden mesela Dona karakter evet berbat gözükse de ben gerçekten kızamadım. Yani biraz Pete gibi oldum. Pete unutanlar için Natalie'nin kocası. Yani dizinin son bölümünde Dona geldiğinde Natalie'nin hamile olduğunu ona söyleyen kişi. Ve sadece onunla konuşuyor. Ve Pete de diyor ki ya çok yüklenmeyin anneniz onun da çözemediği şeyler var. Haklı. Yani başına geldi biz bu arada bilmiyoruz. O yüzden de yargılayamıyorum. Ama gerçekten de çok çektirmiş. Yani kendi bu sinir bozukluğunu bütün aileye yansıtmış. O stresini, o deliliğini, o alkolikliğini herkese yansıtmış ki alkoliklik daha da kötü bununla birleşince. Ki bunu da yani yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten etrafınızda bir alkolik olduğunda onunla diyaloğa girmek falan imkansız. Çok tatsız şeyler olabiliyor. Neyse Natali de işte burada yaptığı ufacık bir hatadan dolayı işte bir gün e, tuz yerine şeker koymuş ve mahvetmiş. Ona sugar sugar diyorlar. İşte e, o yüzden de ona daha geçiyor. Mutfağa sokmak istemiyor annesi daha mı kovuyor. Ondan yardım istemiyor. Natali de buna rağmen bak annesinin bu hatasına rağmen karmi gibi saplanmamış. Tamam demiş. Okey, olmuyorsa ben kendi hayatımı kurarım, kendi yolumda yürürüm. Yapacak bir şey yok. Seni de böyle kabul ediyorum. Karmi tam aksine o altıncı bölümdeki çatalın kanalıyla saplandığı gibi saplanmış o güne sadece hatta. O güne, annesine, ailesine. Devamlı orada kalmış ve oradan çıkamıyor. Natalie ise işte tam tersi. Yani dinliyor, dinledikçe anlamaya çalışıyor, yönetmeye çalışıyor. Daha doğrusu idare ediyor. Yani yönetmek de değil, idare etmek çok zor iştir. Yani herkesi belli bir çizgide bir araya yatırmak onları bir arada çalıştırabilmek çok zor iştir. O yüzden bu... E, sezonun proje yöneticisi, yani restoranın proje yöneticisi o oluyor. Aslında gizli lider o. Yani ne Ricci, ne Carmi, ne Sid esas o. Çünkü e, geçmişine saplanıp kalmamış. insanları dinleyebiliyor. ilişkiye açık, diyaloğa açık bir insan. E, ve belki de işte bu... E, nasıl diyeyim yani belki de orada bir kadın olduğu için, bu kadar baskınlandığı ve bıktığı için... Ve oradan da bir şey alamayacağını gördüğü için uğraşmak istemiyor. Yani bunu erken kabullenmiş. Yani aslında birçok kadının karakteri de maalesef e, hatta Türkiye'de bile böyle şekilleniyor. Birçok şey hızlı kabullenip e, daha fazla didişmeden o öfkesini, sinirini kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü bu sefer de ne oluyor? Vay işte sen kadınsın, hep öfkelisin, sinirlisin, regil mi oldun Allah kahresine falan geliyor konu. Natalie ise tam tersi. Yani hamileliğini bile bir sızlanma haline getirmiyor. O halde bile devam etmeye çabalıyor. Halbuki doğru bir şey değil aslında bu. Hani bunu böyle anlatınca çok pozitifmiş gibi gelmiş olabilir ama kendisine vakit ayırmaktan bile artık kopmuştu. Çünkü o da bu şekilde yönetmeyi beceriyor. Karmi tabii onu biraz daha anlayan tarafta. Yani Karmi e, biraz böyle şey gibi Mrs. Jekyll and Hyde gibi yani e, ne yapacak ne yapacak işte ulan bir o halde bir bu halde nasıl ilerletecek bu işleri insan şimdi sinirlenecek mi sakin mi kalacak o da aslında e, bu konuyu çözmeye çalışan biri ve o da Claire'la belki biraz daha bunu çözebilecek mi deyip onu da Karn bölümünde konuşacağız evet Natalie ile ilgili e, ekleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum güzel bir detay var Natalie'de onu da son bir konuşayım Uncle Jimmy, Uncle Jimmy de dizinin renkli karakterlerinden biri Tam old school, göçmen İtalyan böyle Scorsese filmlerinden fırlamış gibi zaten. Ve onunla konuşuyor Natalie. Diyor ki bugün çocuk yapsaydın onu nasıl yetiştirirdin? Bu çok güzel bir soru. Yani bugün çocuk yapsaydın nasıl yetiştirirdin? Çok güzel bir soru. Çünkü Natalie de aslında ailesinin onları nasıl yetiştirdiğini biliyor. Hatta Carmi de bu konuda... Bir bilgi veriyor. Toplantıya gidin o e, isimsizler toplantısı gibi bir yere gidip konuşuyor. insanlara açılıyor. Bununla ilgili zaten bir açılış görüyoruz yine. Bir bölüm açılışı görüyoruz dizide. Orada diyor ki ailem benim mutlu olduğum anları hep e, berbat etti. Yani çok sözler verip tutmadılar. Belki de tutamadılar. İşte bundan bahsediyor. Ailesi aslında onu çocukluğundan itibaren e, bir şekilde iyi yetiştirememiş. Tabi detaylarını görmedik ama Natalie'nin Uncle Jimmy'e sorusundan Bugün bir çocuk yapsın nasıl yetiştirirdin sorusu çok önemli. Yani günümüzün şartları ve bakış açısı o dönemin şartlarına göre çok daha geniş aslında. Çok daha rahat, çok daha vizyonlu, daha bilgili, daha fazla bilgi kaynağı var, daha sosyolojik gelişimler var. O da diyor ki işte daha az korkmasını sağlardım, daha az kontrolcü olurdum, hata yapmasına izin verirdim. Bu da çok önemli. Yani bu mesela bizim de eğitim sistemimizin ve aile yapımızın en büyük sorunlarından biri. Özellikle de kadınların yine hata yapması çok baskılanır. Hata yapamazsın. Hayır, hayır. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kesinlikle hata yapma şansın yok. Zaten bir şansın var. Olmaz. Geberirsin, gidersin. Kimse sana şans vermez. Zaten kadınsın falan gibi. E çocukluktan da böyle yetişiyorsun. Orada kadın erkek fark etmeden zaten çocukluktan itibaren de devamlı aman evladım aman evladım diye büyütülüyorsun. E bu sefer de işte karmi gibi her şeyi ben tek başıma mükemmel yapabilirim gibi tuhaf bir bataklığa düşüyorsun. Natalie de diyaloğa açık olduğu için bunu Uncle Jimmy gibi yaşlı bir, yakınına sorarak ondan bu bilgiyi alması da bence onu rahatlatan özellikle de çocuk doğuracağı için onu rahatlatan konulardan biri. Çünkü o da annesine benzemek onun yaptığı hatalara düşmek istemiyor çünkü karmi yeterince anasına çekmiş. <laughs> Ve gelelim Richie karakterine. Yani evet izleyenler belki Carmi'yi çok seviyor olabilirler. Sidney'e bayılanlar vardır. lan Markus'una tatlı diyenler vardır. Ama benim açık ara favorim bu sezonda kesinlikle Richie. Eben Moss, eee Backrath, Backrack ya da tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama E Eben Moss Backrack müthiş bir oyuncu. İşte Mandalar'ında gördük, yakın dönemde, Bayer'da patladı. Şimdi Fantastic de, Fantastic Ford'a oynayacak e, ama rolü daha belli değil. Ve bence önü çok açık. Yani gerçekten 40'ından sonra patlayan oyunculardan biri oldu Eben Moss. Burada da Richie karakterini mükemmel hayata geçiriyor. E tabi burada bu arada anlayamadığım bir şey var. Ben açıkçası bilmiyorum. Belki de benim kendime çok dikkatli bakmamamla ilgili ya da kendimi aynada baktığımda müthiş buluyorum. Hayır bayılıyorum falan gibi kafada olmadığım için ya da beğenemediğim için belki de. Pek anlayamadığım bir durum da olabilir ama Ritchie'ye çok benzetiyorlar beni. Bilmiyorum siz benzetiyor musunuz? Benzetenler niye benzettiğini bir yazarsa mutlu olurum. Çünkü ben hiç benzetemiyorum. Yani her baktığımda. Ha belki saçımı iyice kısatsam belki benzeyebilir ama bilemedim. Neyse işi şakası bir yana Richie karakteri bu sezonun benim adıma yıldızı. Bu takımın yıldızı. Bu takımın e, belki de e, yani Rodman'ı diyeceğim eksik kalacak. Pippen'ı diyeceğim eksik kalacak. Yani Jordan'ın yanındaki herkes Richie. Yani o hem kenardaki koç hem sağ içindeki oyuncu yani Jordan'ın yanındaki herkes bir araya gelse Richie karakteri oluşurdu. Müthiş, bu sezon müthiş. Özellikle de e, sezonun başından... ...sonuna geldiği nokta... ...kendini e, hızlı dönüştürebilmesi... ...özellikle de eşi Tiffany'den ayrılması... daha sonra ona kal saplanıp kalmasından kurtulma süreci... ...çocuğuyla olan ilişkisi... ...her ne kadar mutsuz olsa da çocuğuna bu mutsuzluğunu yansıtmamak ve onunla... ...ilişkiler kurmak için Taylor Swift bileti bile kovalayan... ...Richie müthiş oynuyor bu sezonda. E, ve... Richie'nin hikayesi aslında şöyle başlıyor yani birkaç boyutu var. Restoran yenilenecek demiştik başta aslında herkesin hayatı da yenilenecek değişecek. Richie de buna direnenlerden biri ama buna direnmesinin iki nedeni var. Birincisi geçmiş yani Mike'ın o bıraktığı restoranın tamamen yok oluyor olması gidiyor olması kokularının anılarının gidiyor olması. Onun işte sırf fazladan para almak için duvarda açtığı... Deliğin, sigortadan para almak için e, açtığı o yasa dışı deliğin, kendi kitli dolabının, ne bileyim işte tavan arasında biriken küflerinin bile gitmesini istemiyor. Çünkü e, o giderse muhtemel Mike'ı unutacağını, e, onunla ilgili geçmişin yok olacağını, onun anısına saygısız edecek, edeceğini düşünüyor belki de. Birinci konu bu. İkinci konu da Natalie ile hep kavga ettikleri... Ben bu işi biliyorum kardeşim, ben ben liderim, ben hallederim. Ben zaten bunlar erkek bak, erkek adamın da ağzından ben anlarım. Sen anlamazsın, sen git kendi bildiğin işi yap. Bakış açısı. Muhtemelen zaten hayatında kaybettikleri şeyler de bununla ilgili. Ama bir yandan da diyor ki ben ikili ilişki diyaloglarda iyiyim aslında. Evet gerçekten iyi bunu da anlıyoruz. Yani son bölümde ta 5 sene önce Uncle Jimmy'nin ya ben çikolatalı muz severdim hikayesini unutmayıp ona o restoranda çikolatalı muz ikram ediyorsa evet ben bu insanın gerçekten dinlediğine inanırım. Çünkü mesela benim de yakın dönemde yani çevremdeki eşimle dostumla yaşadığım en büyük sorunlardan biri bu. Dinlemiyor kimse yani ben o yüzden olabildiğince dinlemeye çalışırım ama illa unutuyoruz tabii bazı şeyleri. Ama insanlar sizin için çok önemli olan anlattığınız ve sizi dinliyor gibi gözüküyor gözüktükleri anlarda bile sizin için çok önemli olan şeyleri iplemiyorlar. E bu atıyorum üç gün sonra, beş gün sonra, bir sene sonra muhabbeti açıldığında ''Aa o neydi ya?'' falan diye size tekrar sorabiliyorlar. Bu çok üzücü, çok yıkıcı bir şey yani. E, çok yorucu da bir şey. Ve Richie e, bu konuda gerçekten iyi olduğunu kanıtlıyor. Ama Richie'nin iyi yapamadığı durum değil aslında takıntıları olduğu için hata yapıyor. İkili diyaloglarındaki sıkıntı değil. Geçmişteki saplantıları ve yine Mike'ın anısıyla ya da işte oradaki geçmişle ilgili kavgası. E, muhtemelen Tiffany ile Tiffany ayrılması nedeni de buradan geliyor, Berzat ailesinin içinde büyümesi... Onların kültüründen, onların stresinden beslenerek gelmesi... Mike'ın... Aslında toksik olan tarzına uyum sağlaması işte... Carmilla, karı kız var oğlum bak a, Claire zayıflamış ha... Vücut müthiş olmuş gibi böyle hırbo bir... E, yapıda büyüyüp... E, aslında o yapının dışına çıktığında görüyoruz ya 6. bölümde Tiffany ile üstteki odaya çıkıyor. Tiffany e amile yanına yatıyor. Çok sakinler, ona içecek getiriyor. Çok huzurlu, çok mutlu, çok mesut bir adam ama dışarı çıktığında başka biri oluyor. O aile, o ailenin toksikliği onu da sarmış. Ve harbiden yani o küfün zaten her yeri sarması ve o küfün onun ağzına, yüzüne dökülmesi de bu yüzden dizide. Ve bunu fark ediyor. Hatta Carmion'u eğitime yolluyor ki bence eğitim sayesinde müthişti bu arada. Ee, o da Chicago'nun hatta Amerika'nın önemli restoranlarından birine gidiyor. Orada Garrett'la beraber çatal silmeye başlıyor. Daha doğrusu Garrett'ın yönlendirmesi çatal silmeye başlıyor. Nefret ediyor, karmıyor, küfür ediyor. Beni diyor e, aşağılamak için yolladım buraya. Çünkü hala o Berzatto ailesinin toksik e, bulutlarının arasında çünkü. Oradan çıkamamış. Ve en sonunda en sonunda Tyler karakteri ki Olivia Colman'ın hayata geçirdiği Tyler karakteriyle tanışıyor. Onu dinliyor, onunla aslında geçmişin ne kadar aynı olduğunu anlıyor. Asker babalar, anneler işte farklı dünyalar, bir şekilde aileler destek oluyor olmuyor ama işte batıyorlar, çıkıyorlar. Çok benzer şeyler yaşamış hatta Tyler'ın hikayesi birazcık e, tabi anne tarafından değil ama e, işte iş yeri batması tekrar e, iş kurma açısından Sydney'e de benziyor. Ve ondan aldığı bilgiyle, onunla girdiği ikili diyalogla beraber ki o da söylüyor. Sana diyor, sen karmi demişti diyor ikili diyaloglara çok iyidir diye. Richie de fark ediyor. Ha ulan diyor doğru ya yani ben bunu iyi yapabiliyorum. Ama başka şeylerle uğraştığım için, devamlı nefret ettiğim için, devamlı tiksindiğim için bir şeylerden. Yani anlamsız bir nefreti var. Çatal siliyor, nefret ediyor. Çünkü belli ki o da Karmi gibi o günde, o geçmişte kalmış. Bir şey yenilenecek Kızıyor, kızıyor bir şey yapılacak kızıyor, tiksiniyor ama ne zaman ki işte kendini işlevsel hissediyor, bir şeyler yapabilmeye başlıyor, hareket etmeye başlıyor, yine o takımın bir parçası olduğunu hissediyor, hatta ağız tadının da iyi olduğunu anlıyoruz o restoranda çalışırken ve ortaya yeni içi çıkıyor, aslında içi değişmiyor, içi yıkıyor, yenisini yapıyor. Ama iyi özelliklerini de yanında getiriyor, müthiş bir karakter bu sezon için ee, ve bence bundan sonraki sezonlarda Richie çok önemli yerlere gidecek ve bence e, Richie bir noktada şimdi bunu yaşadığı için ve bir nokta hep gitmek de istiyor yani devamlı e, mesela Geritol'a diyor restorana bana iş var mı daha önce Uncle Jim yapıyor ben buradan çıkayım bana iş var mı e şimdi Carmine de bunu yaşıyor. Evet bence bu restoran işi yani bir gelecek sezon tahmini olsun. Ee, gelecek sezonlarda bence restoran işi fena gitmeyecek. Bocalayacaklar. iyi hale gelecekler. Ama bence Richie bir noktada çıkacak. Ve gerçekten belki de çok büyük bir yerde çalışmaya başlayacak. Hatta kendi restoranı bile açabilir. Bilmiyorum. Ama Ya da başka biriyle ortak olabilir. Bilmiyorum ama bence e, Berzatlı'nın yanına çıkacak ama kavga ile çıkmayacak. Yani ayrılıp Belki de ayrılıklarında biz daha da iyi olabiliriz keşfedecekler. Çünkü evet bazen çok sevdiğiniz insanlarla beraber iş yapmak çok kolay olmayabiliyor. Yani birbirinize çok iyi gelmeyebiliyorsunuz. Ki zaten dikkat ederseniz Sinli, Richie, mutfak yönetimi, o son bölümdeki başarı da karmi buzdolabının içine kapandığında oldu. Ortalıkta olmadığında. O yüzden ileride Richie zaten çıkmak istiyor. Belki de çıkacak Berzat Doğaz'ın yanından. Ve Richie yine bu basketbol teması içerisinde çok iyi bir sağ okuyucu, sağ yöneticisi olduğunu da bize gösteriyor. Mükemmel bir vizyon. Tam bir oyun yönetici. Oyun kurgulayıcı, oyun kurucu. Hepsini yapabiliyor. Top yönlendirici, her şey onda. Ve çok güzel bir şey yapıyor. Karmi aslında öğrendiği gibi sırtını çalışanlara dönüp hiçbir göz teması kurmadan aslında sadece komut vererek onları bayağı insani yani insan gibi görmeyerek birer robot parçası gibi görerek yönlendiri komut vererek yani bir bilgisayar gibi komut vererek yönlendirmeye çalışıyor. Halbuki orada bir sürü şey oluyor görmüyor. Richie ne yapıyor? Richie geldiği anda hemen masayı çeviriyor. Herkesi görmeye başlıyor. Diyaloğu değiştiriyor. Sydney de orada mutfağın parçası olduğu için eksiği tamamlıyor. Çünkü yine Sydney'nin hatasından bu arada alelacele işe birini aldığı ve çok dikkat etmediği için bir tane dallama almış. O da iş sırasında strese girip dışarı çıkıp otlanmaya başlıyor. O yüzden onun kısmı boşalıyor. O da görev yerini değiştirip mutfağı tamamlıyorlar ve müthiş bir iş çıkarıyorlar. Herkesin yemeği zamanında gidiyor. Evet Richie dediğim gibi herhalde basketbol teması içerisindeki en önemli karakterlerden biri oldu. Bu sezonda yani şu sezonu bir daha açıp izlesem hatta sadece Richie kurgusu olsa Richie'nin sahnerede bir kurgu olsa sırf onu birazcık izleyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum son olarak. Ee, mesela takıntılar da bu sezon yine bir parçası. Herkesin bir takıntısı var. Richie en takıntılı olanlardan biri ve gerçekten hızlı öğrenebildiğini de görüyoruz. Yani bir şeyi hızlı öğrenip kavrayıp sonra işin tek doğrusunun o olduğuna ya da doğru biçimini o e, olduğuna ve yapabileceğine çok hızlı inanıyor ve yapıyor da ama bunu her zaman faydalı hale getiremiyor. Çünkü işte e, başka yöntemler de olabileceğini o anda düşünmüyor. Kavga ediyor tartışıyor Natalie ile didişiyor e, Nelly ile didişiyor devamlı bir kavga çıkıyor orada. Sonra ne yapıyor peki değiştikten sonra eğitimi aldıktan sonra bu saplantını faydalı hale getiriyor. İşte işe alım için gelen birinin önüne bozuk bir peçete ve e, çatal koyuyor düzen olarak bozuk yerleştirilmiş. Ve onu düzeltmediği için onun aslında ne kadar dikkatsiz olduğunu onlara fayda olamayacağını anlıyor. Mesela de bunu yapamıyor işte, işe yanlış birini alıyor. Bu çok kritik işte tecrübe edinip uygulaması ve saplantıyla birleştirmesi muazzam. İşte her şeyin düzenini çok doğru yapması. Çünkü ne diyordu Carmi? Yani biz yıldız almak istiyorsak Michelin yıldızı hiç hata yapmamamız lazım. Ya tabii günün şartlarında Michelin yıldızının e, anlamı tartışılır. Yani evet e, kalite olarak artık tamamen pazarlamaya dönmüş gibi duruyor. Ben de buna biraz katılıyorum açıkçası mutfak seven takip eden biri olarak. Ama bir anlamda dizi içerisinde bu yıldız alma durumu mükemmeliyetçilikle ilgili. E bu mükemmeliyetçilik aslında kendi tatminin olmamalı. Buraya getiriyor içi konuyu. Bakın diyor biz hani sen ben tatmin olmayacağız bu değil konu. Gelenlerin mutlu olması lazım ki biz de mutlu olalım. Ve sürdürülebilir bir mutluluk. Yani Karmi şunu söylüyor ya o açılış konuşmasında bir bölüm açılış konuşmasında. Hani hangi kaçıncı bölüm onu hatırlamıyorum. Pardon açılışta değildi ya. Galiba e, Claire'la konuşurken söylüyordu. Ben mutluluğumu sürdüremiyorum. Ha pardon pardon. Sid'le konuşurken söylüyordu. Mutluluk ya o mutluluğu yaşıyorsun. Çünkü Sid'in şey diyordu. Yıldız aldın ne hissettin diyordu. Kamil de diyordu ki yani evet o anda çok mutlu ve tatmin olmuş hissettim. Bir 10 saniye sonra bozuk bir büyük bir masa vardı. İşte BM, Birleşmiş Milletler'den bir ekip gelecekti. O masayı nasıl kaldıracağım diye onunla uğraşmaya geçtim. Yani mutlu olabildiğin süreyi uzatman lazım. Ya da bunu tekrardan bir hale getirmen lazım. Yoksa devamlı insan acılara odaklanıyor. Mutlu oluyorsun ve bitiyor gibi hissedip devamlı of ya bu nasıl olacak, o nasıl olacak, beni dinlemiyorlar, beni sevmiyorlar. Ben şöyleyim, ben böyle. Devamlı o, bu sefer acılar, mutsuzluklar kısmına, arabes kısma geçmeye başlıyorsun. Karmi de tam olarak böyle maalesef. Richie işte buradan çıkıyor. Richie istiyor ki insanlar mutlu olsun. Onlar mutlu olunca ben zaten mutlu olacağım. Böylece karşılıklı bir ikili ilişki yaratıyor ve bunu sağlamaya çalışıyor. Aslında bu takıntılarını, sağ içindeki stresini başarıya, pozitif hale çeviriyor. Richie evet söylemiş miydim çok iyi bir karakter bu sezon <laughs> ve gelelim Carmi'ye. Carmi, Carmen, Carmen, Carmen Berzato, Jeremy Allen White'ın hayata getirdiği dizinin e, tabii ki başrolü ana sürükleyicisi lokomotifi karakter Carmi. Ya Karmi'nin aslında neden böyle olduğunu, neden bu kadar her şeyi tek başına yapmaya çalıştığını, mükemmeliyetçi olmaya çalıştığını, az da hiç beceremediğini, çok fazla hata yaptığını, mutlu olamadığını, sevgisiz olduğunu, bir yandan da her şeyi değiştirmeye de çabaladığını. Yani annesi gibi de değil ama onun gibi de. Hemen anasına çekmiş ama onun gibi de olmak istemiyor. Onun adını duyduğunda bile stres oluyor. Ve e, o Christmas bölümünden, gününden asla çıkamıyor. Kurtulamıyor oradan. Her şeyi tek başına çözmek istiyor, yapmak istiyor. Ve bu nedenle de dizide aslında bu sezonda çok fazla hata yapıyor. Yani yaptığı tek hata buzdolabı kapısını tamir edecek Tony, Terry, Timmy kimse artık o. Onu aramamak değil. Dolabı yani çok önemli olan bir istasyon rafını mesela yanlış takmışlar. Sırf o ben onay vereceğim diye inat ettiği ve herkesi beklettiği için. Ve daha böyle bir sürü hata yapıyor. İlk sezonda da yapıyordu hatırlarsınız işte sigarasını unutması, onun yüzden ceza yemeleri bir sürü çok benzer hata yapıyordu. Hatta e, başka hatalar da vardı neyse uzatmayayım şimdi. Şimdi Carmen'in bu sorunu bence sadece anasına çekmesiyle ilgili değil. Bu sorun şuradan geliyor. Zaten bunu kendi de söylüyor. Ben diyor geçmişte o günle bağdaştırdığım şeyler artık yeniden kendi hakimiyetime, yani kendi kontrolümü almak istiyorum, daha mutlu bir hale getirmek istiyorum deyip Kanori'yi buradan çıkartıyor. Kanori bilmeyen için İtalyanların çok ünlü bir tatlı çeşididir. Hani çok severler. Çok da böyle mafya filmlerine dizilene çok konusu olur. Kanori hep konuşulur yani. Ve işte Marcus'a bunu yeniden yaptırıyor. Yeniden değiştiriyor onu. Diyor ki Marcus'a sen yap ama bak. Hani o kanoriyi değiştirelim. Yeniden yaratalım ve yeni bir şekilde ben bunu sahipleneyim. Hani olur ya böyle bir gün sarhoş olursunuz atıyorum. Rakıdan sarhoş olursunuz. Hayatınızda ilk kez sarhoş olmuşsunuzdur. Onun bir daha böyle o ayıldıktan sonra kokusu mokusu çok rahatsız eder. Hemen o günü hatırlatır. Kusmanızı, başınızın dönmesini, yaptığınız salak konuşmaları falan hatırlatır. Tiksinirsiniz. Bir süre içemeyebilirsiniz yani. yani daha hani gençken başına gelenler için söylüyorum. Yoksa rakı güzel bir şey içiliyor. Ya. Özellikle de tek, göbek rakıları müthiş. Neyse. Carmi ise işte Kanal'den kurtulduğu kadar diğerlerinden de kurtulamıyor ve kurtulamadığı için de onları değiştirip yeniden yaratmaya, yeniden yaratırıp yaratıp mükemmelleştirip onların hatalarından, o toksikliğinden arındırmaya çalışıyor. Bence zaten bu yüzden şef olmuş. Çok iyi yaratıcı, mükemmel bir dizayner, çizim yeteneği var. Zaten aslında modacı olmak istiyormuş, pantolon tasarlamak istiyormuş. Zaten burada baskılanmış mutfağa geçmesinin nedeni, çünkü hep diyor. Ya, Mutlu hissetmiyorum ben aslında hani ama müthiş yapıyorsun yani mutlu hissetmediğin şey, bir şey müthiş yapıyorsan orada bir şeyi mükemmelleştirip e, değiştirmek istiyorsundur kafanda ya da yeniden yaratmak istiyorsundur. Çünkü harbiden yaratıcılığı da çok iyi üretkenliği de müthiş ama zevk almıyor. Neden? Çünkü mesela menüye de direkt o 7 balık yemeğini koyuyor. Ama annesi yapmıyor onu kendi yapıyor. Çünkü artık kendi kontrolünü almak istiyor. Onu yeniden yaratmak istiyor. O günü kafasında değiştirmek için mükemmel bir şekilde... Bak öyle bir şey olmadı artık da ben mükemmelini yaptım. Her şey düzelecek. Çok iyi yaparsam tamir edersen, fix edersem düzelir gibi bakıyor. Burada da biraz Claire'a geleceğim. Claire karakteri Carmen'in hayatında çok önemli biri. Claire'la Claire çocukluğundan itibaren aslında bir şekilde ilişkileri olan... Claire ona çocukluğundan beri aşık olan bir kadın. Carmen bunun çok farkında değil zaten abisi ve Richie de onunla çok dalga geçiyorlar bu konuda. Ve Claire'la çok ilginç bir konuşma geçiyor aralarında ilk markette karşılaştıklarında bir buzdolabın önünde daha doğrusu marketlerin büyük buzdolapları olur ya kendi mutfaklarına gibi yani içine giremiyorsunuz ama çok büyük kapakları olan buzdolapları vardır işte içinde peynir, süt falan olur. Onunla orada böyle kafalarını dayayıp çok güzel karşılıklı birbirlerine bakarak bir diyalog yaşıyorlar. Ve orada bence ikisi de çok etkileniyor. Ve diyor ki sen ne iş yapıyorsun Claire'a? Ben diyor ki ya ben doktorum. Çocukluğumda bir olay yaşamıştım. İşte bir arkadaşım düştü, kolu kırıldı. Ve herkes orada korkup kaçtı. Ben gidip hemen baktım ona yaklaştım diyor. Ve Carmen diyor ki aa neden? nasıl tamir edeceğini bulmak için ya da nasıl tamir edeceğini düşünmek için mi diyor. Hayır anlamak için diyor. Zaten e, dikkat edin iyi doktorlara giderseniz hayatınızda hep böyle sakin, sizi böyle sakinleştiren, ılıman konuşan, e, anlayışlı doktorlara denk gelmişsinizdir İlla kendi, şu an olmayabilir doktorlarımıza dayak atıyoruz maalesef ama ben geldim açıkçası hani 10 doktorun 7-8'i böyleydi benim açımdan. Anlayışlı, dinleyen, seni anlamaya çalışan, yani seni hemen ben tamir edip bitireceğim, yollayacağım tabii o da oluyor maalesef günümüz şartlarında ama kızamıyorum doktorlara yani bunun sorumlusu onlar değil. Ama e, Claire'a dönersek Carmiden'in en büyük farkı bu işte. Yani o tamir edip düzeltip o bozuk şeyi tekrar hayata geçirebileceğini ve bunlardan kurtulabileceğini zannediyor ama anlamaya çalışmıyor. Halbuki neden öyle oldu? Neden öyledik? Mesela Natalie de böyle. O anlamış ve devam etmiş. Richie de böyle anlıyor, devam ediyor, değiştiriyor. Carmi bunu yapamıyor. Claire ise tam tersi ve burada karşılıklı diyalog kurup ilişkileri ilerlediğinde çok mutlu oluyor aslında. Yani evinde yemek yapmayan, evinde yemek yapmadığı için o koleksiyonluk kodlarını fırında saklayan. Ki bakın dikkat edin çok güzel bir detay var dizide. de ne zaman evde bir şeyler yiyor olsa böyle şey yiyor. Cornflakes falan yiyor. Hiç öyle uğraşmıyor yani. Hiç amdı. Aksine mesela işte Markus gidiyor dışarıdan bir şey oluyor deniyor. Richie'yi pek görmüyoruz ama Richie de zaten hani evde pek vakit geçirmeyi sevmiyor. Onun başka bir bunalımı var zaten. Ama Sid Carmi'ye çok benziyor bu toksiklik bakımından. Evde yemek yapmıyor ama ne zaman Claire hayatına giriyor mutlu olarak yemek yapmaya başlıyor. Sid ne zaman mutlu olarak yemek yapıyor? Natalie ondan istediği zaman aç olduğunu söylediği zaman çok güzel bir omlet yapıyor ve daha sonra birlikte tamir etmeye çalıştıkları masanın altındaki ilk kez bir araya geliyor Carme e, ve Sidney orada bu sezon boyunca belki ilk kez bir şeyi birlikte yapıp düzeltiyorlar e, birbirlerini orada anlıyorlar diyor ki ben bugün en mutlu anımı omleti yaparken yaşadım benzer şeyi Carme de yaşıyor yani Claire'a güzel bir yemek yaparken onunla vakit geçirirken ve o kendisine ilham vermeye başlıyor Yaratıcılığı artıyor. Yeniden çizerek böyle menüleri çiziyor, tabakları çiziyor, müthiş de çiziyor ve bir şeyler yaratmaya başlıyor. İşte burada da mesela Sydney kıskanıyor. silnin kıskançlığı burada biraz yanlış anlaşılmış olabilir, biraz daha romantizm kıskançlığı gibi anlaşılmış olabilir. Ama bence bunu dizi Marcus Sydney ilişkisinde ilişkisine bize gösterip onu bence oradan sıyırıyor. Ama yine de böyle anlaşılan anlayanlar olabilir. Bence öyle değil. Oradaki biraz daha işe bağlı arkadaşlığa bağlı bir kıskançlık. Çünkü ondan beslenmek istiyor, onunla bir bağ kurmak istiyor. Yani böyle e, hayatınızda böyle arkadaşlarınız olur ya, çok yakınsınızdır ama onun bir gün başka bir arkadaşı da olur. Ya da kız arkadaşı olur. Bir kıskanırsınız. Ulan artık az vakit geçireceğiz. Yani güzel ortamımız vardı, daha az görüşeceğiz. Bir kıskanırsınız, sonra geçer. Sonra siz de büyürsünüz çünkü. Ya bunlar geçmiyorsa zaten büyüyememiştir. O da tatsız. Öyle bir romantik bakışı var yani konuya e, Sinli'nin. O yüzden bunu kavmi çok anlayamıyor. O yüzden de Sinli ile diyalog ilişki kuramıyor. Çünkü birbirine çok benziyorlar. Yani bir arada birbirini itmeye, yani birbirine vurup geri çekilmeye başlıyorlar. Cleo da de öyle değil. Birbirlerine yaklaşıp kenetleniyorlar. Zaten e, kavminin buradaki en büyük hatası artık o dolabın içinde kalmasına giden süreçteki en büyük hatası da kendisinin yaptığı hataları eksiklikleri o mükemmeliyetçilik duygusunun bozulmasını yeniden Claire'a bağlıyor. Neden? Bunu biraz aslında bölümün bir noktasında bahsetmiştim. Annesinin e, modellerini tanımlıyor kafasında yine. Hem onun iyi versiyonlarıyla birlikte olmak istiyor. Claire ve Natalie gibi. Biri kardeşi, biri sevgilisi. E, onlarla yakınlık kurmak, onlarla diyaloğa girmek. Onların, on, onların kendi çevresinde olmasını istiyor. Böylece aslında mutlu oluyor. Rahatlıyor. Ama bir yandan da onlar yani annesi gibi kafasında konumlandırıp onu dağıtacaklarını, onu e, karmi bozacağını düşünüyor. O yüzden de suçu e dona yok. E Natalie nasıl yükleyecek? O zaten orada değil. Claire'a yüklemeye başlıyor. Bu sahne gerçekten çok üzücü ve dramatiktir. Yani herhalde benim de sevdiğim insan bana bir kapının ardından e, arasına, aramıza bir duvar sokarak, yıkamayarak o duvarı oturup böyle ya aslında sen beni bozuyorsun mahvediyorsun gibi konuşma yapsa herhalde yıkılırdım. Çok üzülürdüm yani. E, Claire da yani çok pozitif bir karakter, çok sakinleştirici, çok şefkatli bir karakter. Carmi bunu e, bence anlıyor ama işte bu alışkanlık Dona gibi, Dona da nasıl bütün hatalarının suçunu etrafındaki kere yüklüyordu. Ocağın altını aç dedim açmadın, tencereyi al dedim almadın. Ya sen de alabilirsin al. Çok zor bir şeyler değil abi bunlar. Orada bir saat kuruluyor bir şey alınacak. Bir de hepsini niye aynı anda yapıyorsun? Tek tek yapalım. Parça parça yapalım. Gel bölüşüp yapalım. Zaten işte bu bireyselleşme konusu da dizide bence çok güzel bir yere oturuyor. Dona biraz belki de Amerika'nın insanları bireyselleştirme, hayatta kalma konusunda bireyselleştirme, etrafından destek görmeme, kazıklanma, herkesin birbirini kullanmaya çalışması, Liberalizm bireyza bireyselleşeceğiz. Ya tabii ki her insan birey olmalı önce de. Ama sonra toplu hareket etmeyi de öğrenmeli. Çünkü her şeyi yapamazsın. Her şeyin uzmanı olamazsın. Her şeyi aynı anda yürütemezsin. En sonunda Richie bile atel ki ya senin iyi yaptığın işler var. Benim iyi yaptığım işler var. İkimiz birlikte iyi yaptığımız işleri yaparsak zaten çok daha iyi bir şey çıkıyor ortaya. Keza Luka'nın da dediği gibi. Sonra Luka'nın zaten o bahsettiği Jordan gibi bahsettiği şefinde Carmi olduğunu görüyoruz. Halbuki Carmi işte e, orada olup herkesi etrafına toplayabilse ki e, yine bilmeyenler için anlatıyorum çok meşhurdur e, bir e, son top Chicago Bulls maçında e, mol alınır Jordan der ki Steve Kerr hazır ol e, ben drive edeceğim drive edip stop yapıp şutu kaldırdığımda iki kişi üstüme gelecek bana baskı yapacaklar ve sen boş kalacaksın ben pası sana vereceğim. Hazır ol o şutu atacaksın diyor. Tamam diyor hazır olacağım diyor. Steve Kerr bugün Golden State'in koçu ve 4 şampiyonluğu var. Ve müthiş bir şut, şutördü bu arada. Ve müthiş bir şutördü bak. Hani başka şeyler hiç iyi değildi. Yani fiziği zayıftı. iyi bir oyun kurucu değildi. Ama müthiş bir şutördü. Fena olmayan da bir savunmacıydı. Ama Jordan ona iyi oldu işte güvenmişti ve topu ona verdi o maçı kazandılar. Aynı şekilde işte Richie de bunu öğrendi. Sidney de bunu öğrendi Coach K sayesinde. Çok kritik bir anda görevi Richie'ye verdi o yaptı. Ama Carmi bunu işte yapamıyor. Carmi o böyle daha egoist süperstarlar gibi. Her şeyi ben yaparım. Bana tabisiniz. Ha böyle düşünmüyor olabilir. Birebir kafasında böyle kurmuyor olabilir. Bunun için de uğraşıyor. İşte herkes eğitime yolluyor. Onların ne alacağını biliyor. Nasıl geliştireceğini biliyor işini çok iyi yapmayı biliyor ama bir yandan da kurtulamıyor işte bundan. Dedim ya o çatalın e, kanarya saplandığı gibi, Mike'ın attığı çapa ç, çatalın o kanarya saplandığı gibi oraya saplanıp kalmış ve her şey ona göre kuruluyor işte. Çatallar o yüzden eksik. O gün ne kuruyor kafasında? Kanalı değiştirmeye çalışıyor. O gün ne kuruyor? Orada işte dolaba girip bütün şeylerin aslında yanlış alındığını, yanlış malzemenin alındığını orada fark ediyor. Neden? Çünkü Dona gibi hareket ediyor. Zaten en sonunda Richie çıkıp anana çekmişsin. Artık anana çektin yeter falan dediği anda da artık ha bir ay bak diziyle belki diziyi yerleştireceğim bir nokta olabilir. Ee, oraya kadar müthiş gelip sonunda anana çeksin, çektin demese de biz zaten anlamıştık anasına çektiğini ama evet anlıyorum orada Richie de artık biraz birbirine zarar verecek bir diyaloğa giriyorlar. Ve artık sen de anana çektin deyip sinirleniyor. Haklı. Haklı. Ve yine hatırlarsanız dizi izleyenler için e, Karma hep geçmişe bakıyordu dizide. Ne demek bu? İşte iyi işte elini duvara koyuyor. Orada Mike'ın açtığı bir delik var onun içine giriyor. Sonra orası işte küflü bozuk bir yer zaten. O duvarın içi çürümüş artık. Ve herkes zaten o çürümüşlüğü, toksikliği duvarların arkasına saklamaya çalışıyor. Mike'ın ölümüyle ilgili de şeyleri olanları saklamaya çalışıyor. Geçmişle ilgili de çok konuşmak istemiyorlar. Ama hep akıllarına giriyor. Ve hep o deliğe bakarken gördük. Önce işte e, Carmi o deliğe bakıyordu. Ondan sonra Michael'ın yıllardır kilitli olan ve kimsenin açmadığı o dolabı dolabın içine bakıyordu. Yine kamera bize e, oradan onun gözünü gösteriyordu içine baktığını. Ve en sonunda da o duvarın arkasına, o deliğin içine Carmi giriyor. Buzdolabının içine girdiğinde bu sefer onu biz dışarıdan içeride görüyoruz. Yani oradan çıkamamasını, oraya hapsolmasını artık dizi iyice vurguluyor. Muhtemelen üçüncü sezonda zaten bütün olay bununla ilgili gidecek. Bu restoranın büyüme sürecinde olacaklar. Yani hayatta kalma sürecinde olacaklar. Sidney, Carmi, Richie üçgeninde özellikle. Ben burada dediğim gibi hani Carmi bence kendini düzeltmek için çok uğraşacak ama bu düzelme belki de kendi çevresindekilerin de ondan uzaklaşmasıyla başlayacak. Yani Dona gibi iyice dibe vuracak ki bunun biz öncüsünü gördük. O dışarıda kalın her şeyi iyi işledi. Dibe vurup oradan tekrar e, çıkmaya çalışacak. Çünkü mutfağın şöyle bir özelliği de var. Aslında bu sporda da vardır. Yani yine Storer'ın iyi yakaladığı bir konu. Sporcular aslında hayatta bir şekilde dışarıda kalmış insanlardan e, oluşur. Ve bunlar daha iyi sonuçlar alırlar. Ne demek bu? Evet hani çok zengin ailelerden gelmiş sporcular da her zaman anlatılır. Evet. Ama çoğunlukla bir şekilde hayatta kalmaya çalışan, suça bulaşmış, iyi eğitim alamamış ya da spora kendini adadığı için de iyi eğitim alamamış olabilir. İnsanlar için daha güçlü bir tutunma alanı, daha güçlü bir motivasyon alanı, bir değişim alanı olduğu için ve burada paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi öğrendikleri için çok daha iyi yaparlar. Oradan daha hızlı çıkabilirler. Tabi bu herkes böyle olacak anlamda demiyorum ama çok örnek var böyle. Mutfağın da böyle olduğunu anlatıyor Star. ...ve diğer yazar ekibi ve yönetmenler de. İşte Garrett'a bakıyorsunuz... ...o Richie'nin gittiği restoranda... ...diyor ki ben alkoliktim... ...ve burada kendimi buldum. Luca'ya bakıyorsun ya ben restorana gidip yemek... ...parasını ödeyemiyordum... ...bulaşık yıkattılar bana... ...öyle buradayım. Markus keza annesine bakmak zorunda... ...dandik işler yapıyor... ...diyor ki ya ben tamam bu işi yapayım ama... ...daha iyi yapayım... ...daha güzel yapayım... ...daha yaratıcı yapayım... ...onun için uğraşıyor... ...o da orada... Hatırlarsanız bir tane günlük videosunda galiba bunu konuşmuştuk. İşte bir işe girdiğinizde orada Jordan olmak zorunda değilsiniz. Yani oranın Radmina olup kendinizi kıymetli kılmanız lazım. O zaman kimse zaten size bir şey diyemez. Yani siz oranın en iyi atıyorum tatlıcısıysanız en iyi şef olmanıza gerek yok. Zaten en iyi tatlıyı sizin yapacağınızı bildikleri için her zaman size gelecekler. Oradaki en iyi şef de size gelecek. Senin yaratmanı isteyecek. Çünkü o olma, sen olmadan o olmayacak. E, takım oyunu denen şey de böyledir. O gün 90'larda Radman olmasaydı Jordan 6 şampiyonluk alamayacaktı. O zaman Pippen olmasaydı Jordan 6 şampiyonluk alamayacaktı. Vesaire vesaire. Restoran dünyasında biraz böyle. Yani evet çok küçük gördüğünüz işler var. İşte gör, mesela Olivia Colman'ın karakteri Tyler mantar soyuyor. Güne işlevsel başlıyor. Beni zinde tutuyor diyor. Bakış açısı. Yani belli rutinlerinizin olması, bu rutinlerin gelişebilir olması, değişebilir olması bence çok güzel bir şey. Ben de severim rutinlerin olmasını. Mutfakta bu daha da sizi geliştiriyor. Ve Richie de oradan aldığı ilhamla zaten bunu uygulamaya başlıyor. Yani özetle mutfak dünyası gerçekten spora çok benziyor. Yani evet dipten gelebilirsiniz ama işinizi odaklanır, iyi yapar ve sürekli aslında işini yapma da değil konu. Ne biliyor musunuz? Sürdürülebilir bir mutluluk hissi. Yani o devamlı acı hissedeceğiniz ya da böyle arabeske düşeceğiniz, mutsuzluk hissedeceğiniz anlardan... ...çok daha iyi. Sürdürülebilir bir mutluluk hissi. Mesela ben ilk içerik üretmeye başladığımda gerçekten şeyden çok rahatlamıştım. Herden benim de boktan bir dönemimdi. İşte tiroidim ortaya çıkmıştı, böyle bir... ...buna bunalım halindeydim, böyle bir iyi hissetmiyordum kendimi yani. Evet, çok büyük bir hastalık değil tabii ki. Yani abarttığım için söylemiyorum da meğerse öyle bir etkisi varmış. Yani hormonlarınız bozulduğu için duygularınız da saçmamaya başlıyor. Öyle olunca da e, dedim ki ya ben ben bir şey öğretmem lazım. ya Bir şey öğretelim hayatta kalın. Çünkü mesela benim yaptığım işte reklamcılıkta metin yazarıyken çok daha mutluydum. Devamlı bir şey ürettiğimi hissediyordum. Ama ne zamanki yönetici oldum aslında mutsuz oldum. Çünkü yönetici olduğunuzda düz bir şirkette aslında bir şey üretmemeye başlıyorsunuz. Ya yani mutfak gibi değil. O mesela çok sıkıcı ama metin yazarı olmak çok yaratıcı, çok güzel bir şey. İçerik üretmek işte orada beni tekrar mutlu etti. Yani böyle çok tembel hissettiğim anlardan çıkmak için benim için en mutlu ama bir video yapayım, bir şey kurgulayayım ki çoğunda da çok iyi olduğuma inanmıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmaz ama iyi hissettiriyor. O yüzden dizinin burada yakaladığı bu, bu nokta müthiş. Çok başarılı. Yani story'ı basketbol bilgisinden bağlı olarak bunu yakaladığı için çok takdir ettim. <laughs> Ve son olarak şunu ekleyeceğim bir de. Burada bu sevgisizlik konusu da aslında e, yine çok tartışılan günümüzün beralarından biri. E, yani hep Twitter'da yazıyorlar ya. Bu kadar mı sevgisizsiniz be? Yani o nefret kusmaktan artık. Evet. Yani çünkü sertlik, sevgisizlik o işte nasıl diyeyim erkeklik, güçlü olma hali falan çok yorucu. Çünkü gerçek değil. Yani o şekilde hayatta kalman mümkün değil. O şekilde mutlu olman da mümkün değil. Yani devamlı negatif bir şeyler yaparak pozitif bir şey elde edemez. Onun getirdiği bir tatmin yok bence. Yani o yüzden de zaten hiç, olan, hiç tatmin olamadıkça daha fazla bu batağa düşüyor insanlar. Richie de mesela başta böyle. Karmi de böyle. sinli de yer yer böyle. Ama kim değil işte Marcus değil, Natalie değil, Claire değil. Bunlar daha farklı karakterler. Bunlar bu yoldan çıkmış karakterler. Ve buna göre işlerini e, düzenlemiş, işlerini yapan ve mutluluklarını sürdürülebilir kılmış karakterler. O yüzden bu sevgisizlik konusunda bence dizi yine e, gövdesine çok iyi yerleştiriyor. Evet yani Bear ikinci sezonu bilmiyorum yani bir saatten fazla konuşmuşum. Yine çenem düştü kusura bakmayın. Ama son bölümde diğer konular diye bir notlarım vardı hemen onlardan bahsedeceğim. Yani dizi evet Emirler'de komedi dalında aday oldu ama bence ağırlıklı bir drama dizisi. Ama gerçekten komedi dalında da aday olmayı bir anlamda hak ediyor onu da söylemem lazım. Gerçekten şakaları durumlardan yak yak çıkardığı sarkastik şakaları bence çok çok komik ve harbiden güldürüyor. Müthiş yazmışlar. Story ve ekibini yine burada takdir etmek lazım. Casting muazzam. Yani Better Call Saul benim için çok önemli bir dizi. O da e, özellikle yan rollerin castingiyle kendisini çok e, üst seviyeye getirmiş bir diziydi. Burada da aynı şekilde. Gerçekten her oyuncu ayrı ayrı başarılı. E, ve her oyuncunun da farklı bir özelliği var. Mesela Neil karakteri gerçek hayatta şefmiş. <laughs> ben bunu e, diziyi bitirdikten sonra e, öğrendim. Ayrıca hoşuma gitti. Ayrıca galiba Storer'ın e, kardeşi de şefmiş. Zaten e, dünyaya ...mutfak dünyasından bu kadar... ...doğru bakabilmeleri de muhtemelen bu yüzden. Konuk oyuncular muazzam... ...artık emirlerde konuk oyuncu ödülleri de geldi... ...Jamil Curtis, Bob Odenkirk ve... ...Olivia Colman ...cuk oturan tercihler... ...özellikle Bob Odenkirk'in Uncle Lee karakteri... ...sinir bozucu... ...bir yandan doğrucu... ...bir yandan kıl... ...bir yandan da böyle... ...tuhaf bir karakter... ...ama kimse de sevmiyor falan... ...bence çok iyi olmuş Bob Odenkirk'e... ...farklı bir rolde kısa da olsa görmek iyi oldu... Ee, Chicago'yu göstermeleri Şikago'daki gerçek restoranları göstermeleri gerçekten şehirle e, şehrin yaşantısı sizi e, ilişkilendiren karakterlerin e, doğallığını vurgulayan müthiş bir tercih olmuş yine çok iyiydi ve son olarak da e, babayı henüz görmedik demiştim herhalde yeni sezonda babayı göreceğiz ya da onunla ilgili daha fazla bilgi alacağız yine oradan da sürpriz bir oyuncu gelebilir bakalım kim çıkacak merak ediyorum ben de diziyle ilgili olumsuz bir şey var mı kafama derseniz valla bir şey diyeyim mi yok yani bir de şimdi hani teknik bir şey de diyemiyorum abi çok uzatmışlar çok böyle çok klişe yorumlara da sırf eleştirmek için de düşmek istemiyorum çünkü yok yani matematik olarak müthiş bir iş yani algoritmayı kurdukları algoritma tıkır tıkır çalışıyor yani bir saniyesinde bile ay sıkıldım biraz bir şey of hiç hissetmedim bunu Evet, şunu söyleyebilirim. Yani anksiyeteniz varsa, biraz daha sakin diziler izlemek istiyorsanız, evet, bazı bölümlerine dayanamayabilirsiniz. Belki ya bu bir eleştiri mi bence değil ama bir uyarıdır. Hani e, epilepsiniz varsa diye çıkar ya oyunlardan önce falan ya da sinemada dikkat edin epilepsisi olanlar dikkat etsin ışıklar var falan diye. Bunu söyleyebilirim. E, çok rahat bir dizi değil. Hani öyle çok high IQ, o, felsefe falan diye de demiyorum ama. Biraz daha böyle e, dikkatli izlerseniz, diyaloglara kendinizi kaptırırsanız çok daha keyif alacağınız bir dizi. Yoksa izlemesi o açıdan çok basit değil. Yani açalım bir akşam böyle bir komedi izleyelim gibi komedi dalında aday olarak görüp de gelip bence izlemeyin. O sizi mutsuz edebilir. Tek eleştirim de bu olabilir diziye. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Diğer videonun ilk videonun da dediğim gibi linkini aşağıya bırakacağım. Ne yapıyoruz onun dışında? Çana tıklıyoruz, yorum yazıyoruz. Ana sayfaya video her zaman düşmeyebiliyor. O yüzden bence kanala abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Hatta katılabilirsiniz de maddi destek içerikler için. Benim için çok kritik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hey. Hi. You okay the Oh, let me make you No, I can't. I can't let you do that. What are you talking about? This what, what do you want? An omelette? Yeah, I can make you an omelette. Yeah, yeah going off. <laughs> Thank you. cry? <laughs> Honestly, You're so good. Thank you.